Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlere Bravo Shadow Fight 3'ün yepyeni bölümüyle hoş geldiniz. Bu arada kanalımıza iyiyseniz hemen ışık adına abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip başta bize destek olabilirsiniz. Bu bölümde Kitsune'den devam edeceğiz. Daha önceki bölümleri izlemediyseniz muhakkak izlemeyi unutmayın. Bir önceki bölüm Marcus'la oynamıştık. Bir önceki bölümü muhakkak savaş kuşları kartlarının bölümünden izlemeyi unutmayın. Bu arada dövüş sırasında sesim olmayacak, facecam'im olmayacak. Çünkü dövüş sırasındaki kayıtlarımı müsait olduğum vakitlerde oyun içi kayıt yaparak almıştım. Bu şekilde kayıtlarımı aldım. Yazılarda seslerimi ekleyeceğim. Orada facecam'ler olacak sadece. Hadi bakalım başlayalım. Mei sana nasıl çalıştığını anlatmalıydı. Evet anlattı. Beni Synchronizer'e bağlayacaksın. Ve anılarımda Proximus'un çıkış noktasının bir parçasını bulacaksın. Hayır diyebilirsin. Bu senin hakkın. Önemli değil. Sadece Mei Hanım ve benim onu hatırlamamız hiç adil değil. O tüm dünyanın en iyisi. Onu tekrar görmek için her şeyi yaparım. Mei Hanım sadece senin yapabileceğini söyledi. Sadece senin ellerinde bir mucize gerçekleşebilirmiş. O yüzden lütfen elinden geleni yap. Onu özlüyorsun, değil mi? Çok. Artık zamanda yolculuk yapamıyorum. Evet, ne demek istediğini anlıyorum. Yalnızca işçi gardiyanları sadece bir süreliğine de olsa bu mühürlü dünyayı terk edebilir. Ben burada bir tutsağım. Tıpkı o kız gibi. Huh!
Bu ilk görevim miydi? Yaratıcı bağlılık kuvvetimi ölçmek istedi. Nasılsa emir verilmediği sürece insanlar incitme iznin yok. Bu çok anlamsız bir deneydi. Moira kimseyi tehdit etmiyordu ama yine de ondan korkuyorlardı. Kendini mi suçluyorsun? Kimsenin benim suçluluğuma ihtiyacı yok. Bu onu geri getirmeyecek. Ama yaptım. Eğer seçme özgürlüğüm olsaydı bunu yapmazdım. Kız kardeşin sana özgür irade vermeye çalışmamış mıydı? Bunu yapabilir. Tabii ki yaptı. Nanami'den bahsediyoruz. Onun dediği gibi beni kurtarmak gibi bir takıntısı vardı. Ne oldu? Ha, çok fazla şey öğrendin, öyle mi? Tamam, sen kazandın. Dinle, yarın alıştırma yapacaksın değil mi? Önceden hazırlanmış senaryo listesini hatırlıyor musun? Proximus deneni aramaya dene. Yalnızca bir hata ama çok komik. Sonra bana ondan bahset, tamam mı? Ertesi gün komite eğer Nanami'yi bulursa durdurulması gerektiğini duyurdu. Ve ben de pratik yapmaya gittim. Her zamanki gibi. Proximus senin partnerin değil miydi? Hayır, aslında değildi. Şu an ikimizin de Sekron'dan göründüğü kadarıyla en azından bu bana söyledi. Ama inanmakta güçlük çektim. Nanami'nin hakkında konuştuğu programı seçtim. Sadece şaka olsun diye, sadece ne olacağını görmek için. Ne umduğumu bilmiyorum. Bunun Nanami'den bir çeşit mesaj olduğunu mu, beni sevdiğini söylemesini mi? Hiçbir zaman söylemedi. Yalnızca yapamadı işte. Bir bakmışım o geldi. İlk başta simülasyonun bir parçası gibi görünüyordu. Sonra düşündüm ki evet elbette bu proxy. İşte burada ben de ona tekrar eğitim vermeye başladım. Yeah!
Görünüşe göre Nanami sana istediğini yaptırmak için seni başka bir yöntemle eklemiş. Pek değil, özgür irade tasarımıma dokunmadı. Ama artık bir partnerim var. O, yaratıcıdan ya da komiteden daha önemli. Aslında önemli olan o değil, aynı takımda olduğumuz gerçeği. Yani bir nebze. Demek kız kardeşin kendi çıkarların peşinde gitmeni sağlayacak bir yol buldu. Proximus ile olan ilişkin diğer algoritmaları geçersiz kılıyor. Gerçekten öyle. Proxy hep hatırlıyorum. Orada olması gerektiğini biliyorum. Tam orada olmalıydı. Ama gölgenin çocuğu Proxy'den bir şekilde kurtuldu. Yaratıcıya gittim ve Proxy'yi istedim. Bu gölgenin çocuğu yaratıcıyı almadan önceydi. Oh!
Ne dedi? Proxima'yı geri getirmeyeceğini, nasıl yapacağını bilmediğini söyledi. Bu yüzden May Hanım'a geldim. Hafızanda partnerin hakkında önemli bir şey var. O senin için kim? Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Lütfen Bay Minimus. Aksi takdirde onu geri alamayacağız Kitsune. Ben bir telepat değilim. Bu yüzden aklını okuyamam. Yapamaz mısın? Senkronizör ile bile mi? Elbette hayır. Anılarını getirebilirim. Onları alabilirim. Geri getirebilirim bile. Fakat ne düşündüğün, ne hissettiğin benim için bir sır. Kulağına söyleyeceğim ama ona asla söyleme. Tamam mı? Tamam. Evet, bu bölümü burada noktalayalım. Gördüğünüz gibi Kitsune de bitti. Artık yavaş yavaş Iron Kulet'e geçiş yapacağız. Bir sonraki bölüm Iron Kulet'ten devam edeceğiz. Bu akımıza yeniyseniz hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip açıp da bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bye bye.